Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ile Engel Tanımayan Diş Hekimliği Derneği tarafından ağız ve diş sağlığı ile ilgili gereksinimi olan engelli çocuklarımıza tedavi ve koruyucu uygulamalar adlı etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'ndeki engelli öğrenciler katıldı. Öğrencilerle bir araya gelen Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy, üniversitenin toplumsal sorunlara katkı sağladığını belirtti. Toplumumuzun birçok sorunlarının çözüm noktasında Selçuk Üniversitesi'nin yer aldığı için çok mutluyuz. Akademisyen arkadaşlarımız fedakarca bugün engelsiz diş tedavi ünitemizde hastalarımıza tedavi noktasında hizmet veriyor. Açılışta emeği geçen, katkı sağlayan ve bu sürecin ruhsatlandırılmasından binanın yapımına kadar emek veren bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Sabah da Diş Hekimliği Fakültesi'nin iyi bir donanıma sahip olduğunu vurguladı. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde. Yani örneğin Uludere'de, Akkari'de, Marmara'da çalıştık, Kuzey'de çalıştık. Böyle bir merkeze sahip başka bir Diş Hekimliği Fakültesi görmedim. Burasını öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki aylarda veya yıllarda Konya'nın veya bu bölgenin en gelişmiş engelli tedavi diş merkezi haline gelecek. Etkinlikte engelli ağız ve diş sağlığı ünitesine katkılarından dolayı Dernek Başkanı Profesör Doktor Ertuğrul Sabah ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Dairesi Başkanı Doçent Doktor Emre Korkut'a hediye takdim edildi. Engelli ağız ve diş sağlığı ünitesinde 3 gün sürecek etkinlik kapsamında yaklaşık 300 çocuk için ağız ve diş sağlığı taraması ile koruyucu tedavi uygulamaları gerçekleştirilecek. Etkinlik boyunca 4 ila 17 yaş arasındaki görme, işitme, bedensel ve zihinsel engelliler, Down sendromlu ve otizmli bireylere hizmet verilecek. Çekiyorum Taylan'a.